seçimlerde bizim ülkemiz için hangisi hayırlısı sağ olsun. Şanlıurfa'da seçimler yapıldı. AK Parti belediyeciliği kazandı. Beklentimiz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan Zeynel Beyaz Abidin Beyazgül kazandı. Hayırlı olsun Urfa için. Kim hizmet yapacaksa o gelsin başa. A, B, C partisi demiyorum. Hangi parti olursa olsun, kim hizmet yapacaksa o gelsin başa. Ve zaten Şanlıurfa'nın işsizlik sorunu ön safhada. Kendileri de biliyorlar. Çünkü daha önceki günlerde İşkur'da alım oldu. 40 bin kişi başvurdu. 40 bin kişi. Yani az bir sayı değil. Yani üniversitede mezun oluyorsun. Bir iş başvurusunda bulunuyorsun. Adamlar referans istiyor. Bu referansmış. Yani referansın kaldırılmasını da istiyoruz. Yani böyle şeylerin olmaması lazım. Yani normal kapasitede 60-70 puan almışsa bir insan hani hakkıyla gitmesi lazım, yerleşmesi lazım. Yani adam 90 almış, yine yerleşemiyor. Urfa'nın yol sorunu var. Kavşaklarda görüyoruz. Bu Abide Kavşağı'nın daha önce projesi değişikti. Farklı proje getirdiler. Otogar'ın otogardaki yolu biliyorsunuz. Orayı zaten çalışmaya açtılar. Ki daha hala da sürüyor 2 yıldır. Onun da yapılmasını istiyoruz. Yani beklentimiz işsizlik sorunu, bu yolların yapılması. Yani işsizlik sorunu çözmesi kesinlikle. İşsizlik sorunu yani. Başka bir şey demiyorum. Beyazgül zaten Büyükşehir'de kazandı. Biz Sabahattin Cevheri'nin kazanmasını bekliyorduk. Seçimden önce öyle bir görüntü vardı. Hani arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman Sabahattin Cevheri'ye oy vereceğini söylüyorlardı. Tabii insanlar sandığa gidince durum farklı oldu. İlçelerde siyasi partilerin strateji hatasının olduğunu düşünüyorum. Viranşehir'de özellikle Viranşehir'de AK Parti'nin kazanma olanağı çok düşüktü. Veya biz öyle görüyorduk. Siverek ilçesinde Bucak'la HDP birleşmiş olsaydı yine Siverek'i kazanabilirlerdi. Orada da bir hata olduğunu düşünüyorum. Karaköprü ilçesinde Esrum Saatçı Aslan iyi bir başarı elde etti. Haliliye'de AK Parti'nin adayı gerçekten başarılı bir seçimdi. Saadet Partisi'nin de adayı başarılı bir seçim tercihti ama AK Parti kadar başarılı olamadı. Seçim sonuçlarının memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu beklemediğimiz bir sonuçtu. Biz Saadet Partisi adayının Sabahattin Cevheri'nin kazanmasını bekliyorduk Büyükşehir'de. Çok büyük emekleri vardı, çok büyük karşılıkları vardı. Ancak halkın tercihi bu yönde oldu. Halkın tercihine saygı duyuyoruz. Seçim sonucunun memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Sonuç itibariyle halk kararını AK Parti'den yana kullandı, Zeynel Abidin Beyazgül'den yana kullandı. Yani kısacası bu gidişattan memnunum, bu gidişat benim istediğim şeydir aslında demek istedi ve gidişatın devam etmesi yönünde tercihini kullandı. Saygı duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Urfa adayını seçti. Urfa hemen hemen belliydi. İlçeler karışıktı. İlçeler belli oldu. Viranşehir HDP'nin sayılıyordu. AK Parti aldı. Zeynel Abidin Beyazgül çalıştı. Hakkını aldı bence. İyi olur inşallah. İyi bir insan, düzgün bir insan. Urfa'da emeği olan bir insan. Özellikle Karaköprü'ye. Tanıdık bir insan. Çok da yakından tanıyorum onu. İnşallah hayırlı olur Urfa için. Urfa'daki seçimlerin sonucuna gelirsek Urfa hak ettiğini aldı. AK Parti sahipsiz değildir. Şahsen ben AK Partiliyim. AK Parti'nin kazanmasına da sevindim. Gönül isterdi ki İstanbul'da kazansın ama İstanbul'da bir anlaşmazlık oldu. Urfa için de yeni belediye başkanımızdan beklentilerim her zaman herkesin beklentisi olduğu gibi. Urfa'mızda elektrik sorunu çok çekiyoruz. Elektriğimizin düzenli olmasını istiyoruz. Yani en ufak bir yağışta hemen elektrikler kesiliyor. Özellikle Karaköprü'de elektrik gittiği zaman direkt hemen sular kesiliyor. Bizim bu sorunu çözmesini istiyoruz. Öncelikle Zeynel Abidin başkanımız kazanmasına sevindik. Bu bizi şaşırtan bir şey değildi. Yani biz de bu beklenti içerisindeydik.
kazanmasından da memnunuz yani. İnşallah Urfa'mız için hayırlı olur. Yeni başkandan daha önceki çalışmalardan vatandaşlar memnun değildi. İnşallah bundan sonra daha iyi çalışmalar yaparlar. Halkın sorunlarıyla ilgilenirler. Bizim altyapı kanalizasyon çalışmalarımızda bayağı sıkıntı vardır. Yağmur yağdığı zaman birçok binayı su basıyor. Logalardan su basıyor. Yani böyle bir sorunlarımız vardır. Elektrik çok kesiliyor Urfa'da. Buna bir çözüm bulunması lazım. Beklentim bu şehir olarak sıkıntı, elektrik sıkıntımız. Onun bir an önce giderilmesini istiyoruz. En ufak yağmurda hemen elektriklerimiz gidiyor ve hayatımız allak bullak oluyor. Yani bu yeraltı şeyini yapmalarını istiyoruz, elektrik sistemi. Odur yani.